İpek, senin de hayatına giren kişi senin iddianına göre Ömer aynı bu tarz kişi. Hem yalancı, yani yalan söylüyor. Hem seninle birlikteyken başkasıyla evleniyor. Hem üstüne üstlük haklı olduğunu düşünüyor. Evet. Değil mi? Evet, öyle düşünüyorum. Tam da bizim aslında en çok rahatsız olduğumuz, uzak durulması gereken erkek tiplerinden biri de Ömer Bey olmuş oluyor. Senin iddiana göre demek zorunda olduğum için böyle diyorum. Peki İpek, hafta sonu bir de bunun üstüne neden üstüne üstlük yanlış şeyler yapmaya devam ediyor diyorum. Hafta sonu ne oldu? Hafta sonu Ömer'in küçük amcası, hani bu DNA istedi olayı oldu ya 2 sene önce Bursa'ya gelen. Babamı arıyor. Diyor biraz ki, yüksek sesle konuşur musun? Babamı arıyor, diyor ki ben işte Ali Pekoğlu'yla mı görüşüyorum? Ben Ahmet diyor. Ömer'in amcasıyım. Beni tanıyorsunuz. Kim olduğumu biliyorsunuz. Bursa'ya gelmiştik 2 sene önce. Sizi insan hesabına alıp karşımıza oturmuştuk. Ve sizinle bir kanıya varmıştık diyor. Ondan sonra babamı tehdit ediyor. Yani Ömer'in küçük amcası, evet, senin babanı tehdit babamı ediyor. Babamı tehdit ediyor. Ne tehdidi? Ne diyor İpeği yani? İpeği ve seni ortadan kaldıracağız diyorlar. Görüyor musunuz? Bir de bu kadar olayın üstüne Ömer'in amcası diyor ki İpeği ve seni ortadan kaldıracağız diyor babasına. Benim bu saatten sonra kim olduğumu göreceksiniz. O diyor, İpeğe zaafı olan Ömer yok artık karşınızda. Karşınızda ben varım diyor. Bu artık benim meselem oldu diyor. Bu Ahmet'in meselesi oldu diyor. Sen bunu söylemişken İpek, o ses kaydından üstelik, yani kısa bir alıntımız var. Sadece senin babanın konuştuğu kısmı. Yasal olmadığı için ses kaydının hepsini dinletemiyoruz ama babanın konuştuğu o tehdit kısmından bir ses kaydını dinleyelim. Şimdi Ömer'in akrabaları benim babamı arıyor ve benim ve babamın sonunun geldiğini söylüyor. Bizi yok edeceklerini söylüyorlar. Alelade bizi tehdit ediyorlar. Babam da ses kaydını aldı, bana gönderdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Başımıza herhangi bir iş gelirse kamuoyuna duyurulur ki aksine ailesi getirmiştir. Alo. Efendim. Buyur. Tanıdım Ahmet, buyur. Oturdu. Siz kimsiniz? Tanıdım. Tehdit mi edersin beni? Baba sinirleniyor. Sen niye aradın aslanım beni? Söyle bakayım, niye aradın? Ya sen kimsin arkadaş? Ne istiyorsun beni? Ben niye aradım? Benden ne alacağımız? Beni göreceksiniz. Beni göreceksiniz. Bu amcası değil mi bağıran? Bu arada Ahmet Aksin bu kadar kendini yırtıyor ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ömer, o çok kendini, hani Ömer'i savunmak için yırttın ya kendini az önce, tehdit ettin ya babama. Ne oldu? Bu kadar mı? Biz tabii her şeyi yayınlayamadığımız için şey yapıyoruz. Ne diyorsun? Ne düşündün İpek? Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ne kadar, yani bu kadar mı oldu? Hiç utanmıyorlar. Hiç utanmıyorlar. Şimdi diyorlar ki İpek kanal kanal geziyor takipçi toplamak için, fenomen olmak için. Ahmet amcası veya daha büyük amcaları, ben 2 sene önce ilk hamile olduğumda 7 aylıkken ilk bu amcasını aradım. Dedim ki amca böyle böyle, ben Ömer'den hamileyim. Beni kandırmış, paralarımı almış, böyle böyle meseleler var. Annesi babasına ben bu yayında gerçekten çok seslenmek istiyorum. Amcası bu konuyla ilgilenmedi. Babasını aradım. Dedim ki Asım Bey, ben oğlunuzdan hamileyim. 2 ay sonra burada dünyaya seslen, bir seslen. İki ay sonra dünyaya bir torununuz gelecek. Ömer'in eşinin hamile olduğunu ben bilmiyordum. Ömer beni bu vakte kadar, 2 sene öncesinden bahsediyorum. O zaman daha 1,5 senelik beraberdik. Ömer beni bu vakte kadar kandırdı. Paralarımı da aldı. Adam bana şunu dedi. Benim Ömer diye bir oğlum yok. Tak telefonu kapattı. WhatsApp'tan ona bazı fotoğraflar gönderdim. Düğün fotoğrafları, şunlar bunlar. Benim Ömer diye bir oğlum yok dedi, beni engelledi. Hı hı. Yani hiç üstüne düşmediler. Ailecek bu olayı kenara çekildiler. Ya bir kere olsun. Bunlar zaten oğlunun ne kadar narsist, yalancı, ne kadar herkesi manipüle ettiğini çok iyi biliyorlar. Çünkü hı hı, benden önce başka kızları da kandırmış. Kına gecesini basan kız olayı var. Ama oğullarına çok tepki göstermiyorlar herhalde. Oğullarının tepki gösteriyorlar aslında bence ama arkasında duruyorlar nedense. Çünkü neden acaba, şöyle mi düşünüyorlar İpek? Şimdi bazen bazı kültürel olarak da
çok yanlış ama yani erkektir, yapabilir. Ha, çapkın, öyle düşünüyorlar galiba. İşte yerinde durmuyor. Ne yapsın? Çapkın, elinin kiri diye mi düşünüyorlar acaba? Erkek yapınca öyle mi oluyor? Ki siz açıp bir kadını, hem de sizin yeğeninizden çocuğu olan bir kadını ve babasını açıp tehdit ediyorsun. Ne kadar yakışıksız bir şey ya. Ben bu kadar erkeklik erkek, yani işine gelince erkek, işine gelince adam, ama ne oluyor? Kadını tehdit ediyor, çocuğu olan onda. Bu nasıl bir şey ya? Ya da erkek her şeyi yapar, eder. Yo, yapamaz. Kardeşim, yaptıysa bedelini ödeyecek. Senin erkek kuzenin, yeğenin gidecek herkesten çocuk yapacak, dolanacak böyle, saçacak her yere şeyini. Sonrasında da olsun, erkektir, yapar, ötekini tehdit edelim. Yok ya, gücünüz kime yetiyorsa onu tehdit, aynen, ediyorsunuz. Önce bir yeğeninizin kulağını çekin. De ki sen nasıl bir karaktersizlik örneği gösteriyorsun ki? Hem ona yalan söylüyorsun, buna yalan söylüyorsun. Gidiyorsun ona hamileyken bunu da hamile bırakıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Bazen bir şey, adamlığı hadi geçtik, erkek yapabilir geçtik. Biraz kişilik, biraz ahlak, biraz erdem, biraz vicdan. Gerçekten bazen hiçbiri olmamış oluyor kişilikle Esra de alakalı. Esra, bir şeyden söylemek istiyorum. Hafta sonu sonra bu telefon bağlantısından, hı hı, sonra amcası artık benim dedemi arıyor. Dedeni de arıyor. Dedemi de arıyor babamı aradıktan sonra. Bir saat boyunca dedeme dil döküyor. Diyor ki, ne diyor? Heh. Diyor ki İpek Kanal'dan gelsin Mersin'e. Bu arada şunu da parantez açarak söylemek istiyorum. Bu arayan amcası benden uzaklaştırma kararı almış. Ya yani ben ne yaptıysam ona. Hem gitmiş karakola şikayette bulunmuş, uzaklaştırma almış. Hı. Hem de benim dedemi aramış, diyor ki hafta sonu İpek Mersin'e gelsin, babası da gelsin, hep beraber oturalım, konuşalım. Alacağı vereceği neyse hesaplaşalım, borcu varsa veririz. Şimdi aynı şeyi 2 sene önce de söylediler. Ben daha 7 aylık hamileyken Bursa'ya geldi, dedi ki DNA'sı çıksın. Peki, çocuk bizdense. Gerçekten gelsin, senin bu kadar ödediğin paraların hepsini senin hesabına yatırsın. Biz de o zaman seni gönderelim. Evet, ben de, evet, onu söyledim. Ben gitmiyorum, bana yalan söylüyorsunuz, ha, beni kandırıyorsunuz. Çok karşılıklı oturup hesaplaşmak istiyorsanız buyurun Beyaz TV'ye. Beni amaçları kanaldan indirmek. Hı-hı. Çünkü burada rezili rüsva alıyorlar memleketlerine, biliyorsunuz. O kültürde hani bu şekilde lanse edilmesi onlara küçük düştüler, evet, yani çevreleri senin boyunca. Senin onlara gönderdiğin parayı göndersin. Evet, bunu göndersin. 2 senedir ben yalvarıyorum, peşlerinden koşuyorum ailesinin. Verseydiniz ben de böyle kanal kanal çıkıp ne kendimi rezil ederdim, bu konumda olurdum. Ne bu storyleri çekiyor olurdum, ne bu kanallarda oturuyor olurdum, ne de sizin adınız bu kadar çıkardı. Kaç kere mesajları gösterdim, dekontları gösterdim. Kapımın önünde arabam duruyordu. Büyük amcası evimize gitti gitti, defalarca kez geldi doğumumdan sonra da. Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Dedi ki vereceğiz, vereceğiz, altını gramı gramına belli. Ahmet, bu Ahmet amcasında bu paralar dedi. Bizim ailemizin bankası, kilitli kasası bu dedi. Ahmet'ten alıp biz bu parayı sana vereceğiz. Biz haklıya veririz. Babam da şahit İpek, bu olaylara. İpek, sözünü keseceğim çünkü telefon attığımızda Tufan, biliyorsun Perşembe günü bağlanmıştı. Tufan Bey hattımızda, onun da söylemek istedikleri varmış. Tufan Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Bu hafta sonu olan özellikle tehditle ilgili sizin bir düşünceniz var mı? Esra Hanım, ben ufak bir konuşma yapayım. Sonra soru cevap şeklinde gidersek olur mu? Buyurun, tabii, tamam. Esra Hanım zaten İpek beni daha önce tanımadığını söylüyor. Sonra beni dolandırdı diyor. Yani bir insan sonra bir insanı dolandırır. Sonra tanıdığımı söyledi. Bence. Ertesi gün tanıdığını söyledi. Kuzeniydi değil mi? Evet, kuzeniydi. Evet. Yani bir insan bir insanı dolandırmış. Kız arkadaşınla beraber oturuyordunuz kafede. Ömer, ben, sen, kız arkadaşın kahvaltı yapmaya gelmiştik yanınıza. Hatırladım. Evet. Evet Esra Hanım, şimdi bir videosunda, Instagram'da paylaştığı bir videoda parayı ben Tufan'ın hesabına attım diyor. Evet. Sizin programda da Ömer attı diyor. Tamam, ben Ömer'in hesabını atıyorum. Ömer de senin hesabını atıyor. Instagram'da bir videoda değil, burada canlı yayında söyledim onu. Yani kendisinin yolladığı parayı size yolluyor. Ömer size yolluyor. Esra Hanım, videoyu da ben size atarım zaten videoda. Tamam. Kesinlikle. Peki para size geldi mi? Yok, kesinlikle İpek benim hesabına attığını söylüyor kendi hesabından. Ömer size yolladı mı? Hayır, ben Ömer'e atıyorum. Ömer senin hesabına attığını söylüyor. Senin de kuyumcuya attığını söylüyor. Tufan gidip kuyumcudan bu parayı çekecekti. Ama kuyumcuya benim ailemin borcu olduğu için kuyumcu bu parayı kesti. 1 lira bile para yok dedi, hı hı, diyorum. Tekrar dinlersin yayın geçmişini.
Instagram'daki videoda ise Tufan'ın hesabına ben kendim bizzat attım diyor. Ben kendim attım. Bu çok tartışılır konu değil. Ben kendim Tufan'ın hesabına hiç bizzat atmadım. Ömer'e attım Bey, bütün paraları. Şunu söyleyeceğim size. Buyurun Efe Hanım. Dekontları gösterdi İpek Hanım. Gerçekten bir sürü para yollamış Ömer'e. Evet, haklısınız Efe Hanım. Şimdi biz İpek gibi bir plan yapmadığımız için dekontları tek tek topluyoruz zaten. İpek daha önce bu dekontları hepsini ayarlamış, kafasında kurmuş, kurgulamış. Kurgulamış. Hepsini saklamış. Evet, evet. Beni de dolandırıcılıkla itham etti. Zaten savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunacağım. Tamam. O günde dediğim gibi evli olduğunu bildiği halde çocuk yaptı zaten. Ya Ömer onu şimdi şöyle bir şey. Bir ifadesini okuduk. Savcılığa ifade veriyor ve savcılığa ifadesinde Ömer diyor ki İpek'in asla benim evli olduğumdan haberi yoktu. Savcılığa verilmiş bir ifade bu, yazılı ifade. Asla haberi yoktu. Sonrasında öğrendi diyor. Ben ona evli olduğumu söylemedim diyor. İfadede evli böyle. Evli olduğumu öğrendikten sonra tartışmalar yani çıkmaya başladı aramızda. Yani bu resmi bir ifadesi var Ömer Bey'in savcılıkta. Biz onu aldık okuduk ve Ömer orada diyor ki İpek'in benim evli olduğumdan haberi hala yoktu diyor. Hala yalan söylemene gerek yok Tufan. Eğer Instagram'da beni sıkı bir şekilde takip ediyorsan. Peki buna ne diyeceksiniz bugün Tufan bu yayını Bey? Arayıp da hangi yüzde hala Ömer aksini savunabiliyorsun? Birbirine cevap versin. Bir dakika. Bu ifade için ne diyeceksiniz? Şey. Esra Hanım, şimdi Ömer kusursuz değil tabii ki. Ama İpek'in de yanlışları çok. Hangi amaçla spermi alıp Kıbrıs'a götürüyor? Ne acele fıstığı vardı? Madem ki Ömer onunla evlenecek, boşanmasını bekleseydi. Tamam, bunu Ömer'e bir dakika, sor. Bir saniye. Bana soracağını Ömer'e İpekçim, sor. Bir dakika, ben sorumun cevabını şimdi alamadım ki. Şimdi ifadede diyor ya İpek'in haberi yoktu. Evli olduğum yani dan diyor. Yani devleti yani hukuku kaldırmıyor herhalde diye düşünüyorum Ömer. Orada doğruları söylüyor. Bunun için ne diyeceksin? Sonuçta bir kadını Esra kandırmış Hanım, oluyor. Esra Hanım, geçenki bölümde İpek'in kendisi zaten size söylemişti. Eşiyle görüştüm, eşiyle konuştum. Zorla evlendirildi. Evli olduğunu öğrendikten sonra, evet. Başta haberi yok. Evlendikten sonra. Size de yalan söyledi o zaman. Şimdi burada bizim o zaman bilgimiz baştan bir kadının haberi yoksa, bakın ben hep şunu söylüyorum. Beni de belki biliyorsanız, ben evli erkeklerle birlikte olan kadınlara çok yanlış yaptıklarını söylüyorum ve kızıyorum. Ama şimdi burada İpek'i mağdur görmemin sebebi, mağdur çünkü baştan bilmiyor. Evli değilim diyor. Senle evleneceğim diyor. Senle evleneceğim diye ilişkiye devam ederken, 300 bebek düşünürken gidip öteki kadınla bir evleniyor. Bir de Esra Hanım, benimle beraber olduğu sürenin içinde ileri yani 5-6 ay sonra gidip evleniyor. Evleniyor. Yani, evet. Yani baştan evli değil baştan zaten. Baştan zaten evli değil ve bana nişanlıyım da demiyor zaten. Yani birlikteyken gidiyor başka kadınla evleniyor. O evlilikten de asla bahsetmiyor. Ve aynı anda iki kadını da hamile bırakmaya çalışıyor. Yani bu sizce saçma sizin sapan bir şey değil mi? Kitaplarınızı da okuyorum. Kadının beyanı esas alınır. Ayrıştırıcı olduğunu biliyorum kitaplardan okuduğum kadarıyla. Sizin evet, tek taraflı dinlememek gerekiyor bu olayı. Tamam, Ömer gelsin konuşsun. Ömer'in de ifadesini okudu burada, tek taraflı dediğim değil gibi, ki. Üçüncü şahıslara kesinlikle bunu yansıtmaması lazım. İpek üçüncü şahıslar derken yani niye televizyona çıkıp bunu anlatması mı Tufan, yanlış diyorsunuz? Tufan, peki sana bir şey hayır söylemek istiyorum. Ben iki sene boyunca Ömer'in ailesine yalvarırken bu durumu çözelim. Amcasına dedim ki bakın benim kapının önünde bir tane otomatik vites bir arabam var. Ömer beni kandırıp dolandırıyor. Şu dekontumu sadece 757 gram altın. Bunu bana verin. Elimi verip kolumu kaptırıyorum çünkü Ömer'e. Paramı alıp gideyim. Daha o zaman çocuğum yeni dünyaya gelmişti. Çünkü bunu deme sebebim de ailesi gelip gidip bana şunu söylüyordu. Ömer'in peşini rahat bırak. Sen Ömer'in elinin kirisin. Ömer karısına yuvasına dönmek zorunda. Sen Ömer'in elinin evet, kirisin aynen diyor. Biz seni asla bizim aileye gelin olarak kabul etmeyeceğiz. Bu çocuğu da bizim soyadımıza asla alamayacaksın. Bu şekilde söyledikleri için ben de babalık davası açtım zaten. O yüzden ailesine diyordum ki benim 757 gram altınımı verdim Ömer'e bakın. Ve hiç onunla ilgili daha şey yapmadılar. Daha sonra vermedikleri için Ömer beni kandıra kandıra manipüle ede ede kapımın önündeki arabayı da sattım. Onun parası da gitti Ömer'e. Peki Tufan Bey, hiç Ömer Bey bu İpek'in verdiği paraları geri vermeyi düşünüyor mu? Esra Hanım, şimdi size şunu söyleyeyim. İpek Ömer'le tanıştığında 21-22 yaşındaydı. Babası müzisyen. Bunu hepimiz de biliyoruz. 21-22 yaşında mı? O zaman ben 7 senedir tanıyorum Ömer'i. Çünkü ben 28 yaşındayım şu an. Yani babası da müzisyen, ha, bu bunu biliyoruz. Bu arada şunu da diyorlar. Evet, tabii sonra bir dinleyelim. Evet, ne demek istiyor? Bir yalan 22 anladım. Ülke, 22 ülke gezdiğini söylüyor. 22 ülkeyi nereden getirip gezdi?
Sormazlar mı? Söyledim zaten yayında. Bir dakika, şu an bizim söyledim zaten diyelim yayında. 30 ülke gezmiş, diyelim 50 ülke. İstersem 80 ülke gezeyim. Bizim konularımızla alakası yok ki. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Işte diyorsunuz ki mesela nasıl spermlerini aldı, Kıbrıs'a götürdü diyorsunuz. Ne yaptı, çaldı mı, zorla mı aldı? Diyorum, acelesi neydi? Acelesini yaptıran Ömer'e sor. Madem ki söylüyor ya Ömer eşinden boşanıp beni alacakmış diye. Tamam, acelesini Ömer'e sor. Acelen neydi? Karını boşamadan niye İpek'ten çocuk yaptın diye. Ömer yanında değil mi? Kuzenin değil mi? Ona sorsana. Bana niye soruyorsun? Sen Kıbrıs'a, niye bütün sen sorular bende? Sorularınızı Ömer'e sorun. Senin niye kandırdım? Bir dakika, ne diyor? Esra Hanım, ben konuşabilir miyim lütfen? Tamam, biraz dinliyorum. Söyleyin. İpek, sen çocuk yaptın ki senle evlensin diye. Onu güvence olarak yaptın. O çocuğun, sizin yanlışların bedelini o masum çocuk ödüyor. Tabii çocuğa üzülüyorsa, çocuk tek başına ailenin yapılmıyor ya. Hani tek başına tamam, kız alın, yapamaz ya. Ben biraz konuşayım, soru cevap şeklinde devam edebilir miyim? Soru cevap değil, tamam. Ama yani şimdi söylediğiniz şeyler sanki tek başına bir kadın çocuk yapamaz ki. Tek adamın başına zaten yapamaz. Evet. Esra Hanım, ben onu demiyorum. Konuşmama müsaade ederseniz tamam, söyleyin, detaylı söyleyin, bir şekilde anlatırım evet size. Ömer kusursuz değil zaten. İpek'in de çocuk istemesi, bunu bir güvence olarak kabul etmesi. İpek sormazlar mı bu parayı nereden getirdin, ailenin bu kadar varlıklı olması? Söyledim olmadı zaten nereden getirdiğimi. Bir kilo altını nereden getirdin? Söyledim dükkan, zaten dükkan nereden diyorsun, getirdim ve seni ilgilendiriyor diyorsun, mu? Benim parayı nereden senin getirdiğim seni ilgilendiriyor mu? Sen Ömer'e sence verdiğim ben kısmına bak. Miyim lütfen? Sen benim parayı nereden getirdiğimi sorma. Ömer'e git Ömer'den şunu sor. Zaten Tufan bu bir dakika. İpek'in paralarını nereye götürdün diye gidip Ömer'e sor. Ömer'e. De ki İpek'in paralarını derken nereye götürdün? Aldın kime verdin? Git bunları Ömer'e sor. İpek'in parası nereden geldi? Esas İpek'in parası nereye gitti diye sor. Öyle bir çıldırtmayın beni ya. Bir anlamı yok. Ne yaşadıysan Ömer'le yaşadın. Ne geldiyse başına bu para hırsı yüzünden geldi. Yaşayıp yaşayacağın en güzel şeyleri yaşadın. Bırak orada kalsın. Ömer Bey niye kadın parası yiyor? Eşin parasal bilgisi. Hasbinallah beni vermekil ya. Belgeleriyle birlikte Aksın ailesi zaten diğer fertlerine karşı gerek üçüncü şahıslara karşı söylemiş olduğu ve işlemiş olduğu suçları, iftiraları, hakaret içerikli paylaşımları zaten ailenin avukatı tarafından. Tamam. Ömer Bey bu aldığı açılsın paraları geri vermeyi düşünüyor mu? Esra Hanım, bu zaten söylediğiniz paraların hepsi Ömer'in paraları. Allah'ım ya Rabbim. Ömer'in ya parası, Ömer'in paraları. Orada ne işi var tekrar Ömer geri alıyor o Ömer zaman? Ömer İpek gibi plan proje çizmediği için. İpek gibi plan proje çizmiyor. Zaten. Peki İpek niye peki Ömer'in, diyelim ki Ömer ona yatırım yapıyor. Kadınıdır, para harcıyor. İmam nikahları da varken para harcıyor ona. Neden geri istiyor paralarını o zaman? Bu da doğru değil. Diyelim ki Ömer'in verdiği para. Yarım milyara yakın borç ödedi bunlar. Neyin borcu bu? Ömer'in milleti yarın dolandırdığının borcu. Bir tek borçlusu ben kaldım Ömer'in. Çünkü neden? Tefecilere güçleri yetti. Ömer bütün tefecileri dolandırmış, galericileri. Bütün tefecilere gücü yetti. Bir tek ya gelip cemaat kuramadım ya. İşte böyle televizyonlarda kanal kanal aramak zorunda kaldım. Bir tane tefeci, bir tane galeri gidesin ki beni dolandırdı. Yapıyorum, rezil oğlum, rezil. Bütün Şırnak, bütün Silopi, bütün Cizre benim arkamda. Herkes size benamus diyor. Utanmadan televizyonu arayıp bir de o kadar mesajları paylaşıyorum. Ses kayıtlarını paylaşıyorum Instagram'ımda. Bütün memleketi benim arkamda, hala televizyona bağlanmış İpek Ömer'i dolandırdı. Mesajları yayınlar mısınız lütfen? Ben Instagram'da yayınlıyorum ama utanmadan girip o kadar Instagram'ıma bakıyorsun, takip ediyorsun madem. Hangi yüzle hala bugün arayıp da Ömer'i savunabiliyorsun? Kör müsün bu kadar? Esra git bir Hanım daha bak bakalım kim kimden para isteyip durmuş. Esra, dün geçen gün aradın yayını, dedin ki çiftlik köyde pislikler her ya türlü aslında Ömer'in İpek'ten para istediğini görüyoruz. Bir sürü mesaj da var. Para istiyor. Esra Hanım, haksız olan bağırır çağırır. Ben birebir diyalog kurmak istiyorum. Tamam. Sizin nezdinizde. Mesajlarda Ömer Bey'in, o zaman şunu söyleyeyim. Mesajlarda Ömer Bey'in İpek'ten para istediği var. Tufan, borcum bari var sus diyor da millet sana da Allah belanı borcum versin var demesin diyor. Sus bari sus. Yani, inkar etmiyoruz kesinlikle. Hayır, İlker şöyle diyorsunuz, o paralar istedi, yani diyorsunuz Ömer ki o paraları, yani başta bir kilo altını olan İpek'in
Bütün o 1 kilo altınını Ömer mi verdi demek istiyorsunuz? Tamam, ben yarın 2018-2019 dekotlarımı getireceğim. Benim evimde, Ömer'le yaşadığım evde bütün dekotlarımı çıkartmıştım. Yani İpek bunları diyor ki, kullanacaktım. Ömer çekmecemden o dekotları bile çaldı. Gidip kullanmayayım diye bütün banka dekotlarımın hepsini çıkartmıştım. Yani onları bile çaldı. Vardı bu param hırsız, demek istiyor. Hırsız. Çekmecemden altınlarımı çaldı, bileziklerimi çaldı. Telefonlarımı çaldı, dekotlarımı bile çaldı. Hırsız deli. Allah'ım konuşamıyorum, sinirlendim iyice ya. Haksız olan bağırır çağırır. Haksız olan bağırır, haksız olan böyle iftira atar. Ben namus. Sus bari de, millet seni de... Terbiyesiz. Sus. Terbiyesiz sensin. Bir dakika, bir kadını bu kadar dolandırmış, bu kadar mağdur etmiş bir adamı arayıp da savunan herkes terbiyesiz, herkes benamus. Kesinlikle savunmuyorum Esra Hanım. Sadece savunma. Sadece Tufan Bey, mesela doğru şeyleri, mesela soru cevap gidelim diyoruz ya. Ama doğru şey sormuyorsunuz. Niye bebek yapmış diyorsunuz? Parayı neye öyle yapmış? Bunları Ömer'e sor. Bakın çok karın kolay bir çözümü niye var. Niye gittin İpek'le evlendin? Niye çocuk yaptın diye. Defol git Ömer'e sor bunları. Evet. Bir kaşık suda boğacağım artık, yeter ya. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu adam belli ki, şimdi Ömer Bey iki kadını da oynatmış, oyalamış, aynı anda hamile etmiş. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Ömer'in açısından bakarsak, bence Ömer gerçekten İpek'e aşık oldu ama o sırada da evlenmek için söz verdiği diğer kadın Şeyma vardı. İkisini de bir arada ben idare ederim diye düşündü. İkisini de garantiye almak için hamile bıraktı. Çünkü bence çocuk isteyen gerçekten Ömer, ikisinden de. Ve hatta çocuk yapmasında 300 bebeğimiz olsun diyerekten Kıbrıs'a gönderiyor. Kendi de herhalde bir problemi olduğu için yurt dışına çıkamıyor o dönem. Yani Ömer'in problemi şu. Nasıl olsa dedi, İpek'in de parası var, borçtayken de benim kadınımdır dedi. Benim kadınım bana aittir dedi, bana para versin dedi ama sonrasında borçlarını ödemedi. Şimdi bakın, Ömer'in tarafından anlattığım bu. Şimdi Ömer ikisine de aynı anda aşık oldu diyerek, bakın onu da kötü yapmadan anlatıyorum burada. Ancak bu taraftan bakılabilir. Gerçekten kandırmadı, ikisini de sevdi. İkisiyle de biriyle resmi nikahlı, imam nikahlı evlendi. İpek'e de doğruyu söylemedi. Böyle erkekler var mı? Var. Ama bu ben ana işte şöyledir böyledir demeden önce Ömer'in bakış açısını size anlatıyorum. Ömer iki kadına da aşık olarak ikisini de elde tutmak istedi. Kötü niyetli olmayan bakış açım bu. Ama sonrasında nasıl olsa benim kadınım diyerek de borçlarını İpek'e ödetti. Nasıl olsa bana ait, hani imam nikahlı eşim diyerek. Şimdi sıra nerede? Sıra Ömer'in İpek'e o dönem aldığı borçları ödemesinde. Bence konu bu. Esra Hanımcığım. Evet. Siz bilgili, kültürlü, kitap yazan bir insansınız, doğru mu? Doğrudur, tabii. Size sadece bu anlattıklarımı güzel bir şekilde düşünürseniz İpek'in haksız olduğunu zaten... Ben İpek'in haksızlığını göremediğim için sizle konuşuyorum. Görsem buraya da almam. Haksız Esra değil. Hanım, bakın bir Esra erkek Hanım, bir kadını kandırabilir, duygularıyla oynayabilir. Ben Ömer'in kandırılmış olduğunu hiç göremedim. Şimdi bana diyorsunuz ki mesela, yok işte video açıyordu bilmem ne. Zaten sen oradan tanıştın. Şimdi hiçbir söylediği mantığa uymuyor. Bebek yaptı, tüp bebek, niye gitti spermini aldı? Spermini mi çaldı? Zaten birlikteymişsin. İmam nikahlıymışsın. Hadi evet. Diyorsunuz ki para vermiş Ömer. Zaten imam nikahlı eşine bir erkek para verir. Vermeyecek mi? Ev tutmuş, şey yapmış, verecek. Evin bile kiralarını yani ben ödedim verebilir, ya. Verebilir, ödeyebilir, yatırım yapabilir, yüzük alabilir. Yani şimdi gönderdiğiniz hiçbir şey, bir erkek bir kadına imam nikahlı evli para harcamış. Harcayacak tabii. Ben bir şey ne sormak olacak istiyorum. Yani erkek Esra tabii Hanım. Ki kadına para harcayacak ama kadın niye erkeğe borç Esra versin Hanım, canım? Ben bir örnek vermek istiyorum. Özellikle ailesine, doğu kültüründeki herkese, anne babasına bir örnek vermek istiyorum. Tufan sen de iyi dinle bunu. Şimdi Ömer'in anne babasından vereceğim bu örneği. Ömer'in babası annesinden, ya karım sen benim karımsın, namusumsun, çoluğumun çocuğumun annesisin. Benim borçlarım var. Şu kolundaki bilezikleri, üstelik düğünde onun taktığı değil, babanın evinden getirdiğin, baba tarafından, hı-hı, seni kızken anne babanın taktığı bilezikleri bana bir borç ver de ben borçlarımı ödeyeyim. Evet. Maksimum 5-6 ay sonra bu borçları öderim dedi. Şimdi kadın da bu benim kocamdır. Çocuğumun verir, babasıdır, tabii. Yuvam verir, beni sokağa atacak hali yok ya, kocam olmuş bir kere diye düşünüp babasına veriyor, yani kocasına veriyor altınlarını. Sonra nasıl olduysa ters düştüler ve boşanma kararı aldılar. Ayrılmak istediler.
Babası kalkıp da Ömer'in annesine kapının önüne çocuğuyla koyup ben senden aldığım altınları sana geri vermiyorum. Kusura bakma, benle beraberken yediğin içtiğine say. Ben senin bir iki ay kiranı ödedim, karnını doyurdum. Onlara sayarsın. Hadi yallah babanın evine, al çocuklarını defol git der misiniz? Bunu hangi Utanın. Ben şimdi geriye dönük dekontlarımı da çıkartacağım. Ben 2020'de tanıştım Ömer'le. 2018'de, 2019'da benim evim vardı. Hepsini çıkartacağım. Tapularımı getireceğim buraya. Yani daha önceden de benim maddi gücüm vardı. Beni hiçbir şeysiz olarak bıraktı diyor. İftira üstüne iftira. Diyorlar ki Ömer'den getirdi o paraları. Tufan, ne diyeceksiniz buna Tufan Bey? Senin baban. Bir cevap versin. Bir dakika İpek. Esra Hanım, niye İpek bir senedir, iki senedir ortada yokken birden böyle ortaya çıktı? Çünkü niye çıktı? Ömer arkamdan namussuzca kelimeler söylemiş. Hamileydim, Murat Ana kardeş geliyordu. Esra Hanım, arkadaşlarımla beraber oldu. Benden hamile değil demiş. Hı hı. Onlara duydum da çıktım, şok oldum. Hakkımı o zaman aramaya başladım. Nereden bileyim adam yanımda benle yaşarken bana böyle namussuzca iftiralar attığını. Ha dedim, kafam dank etti, bu beni kandırıp dolandırıyor. Hı hı. Bu yani, bunu gördükten sonra hakkımı aramaya başladım. Bir de zaten 5 ay öncesinde sen ikinci hamile değil miydin? Ne zaman hamileydin ikinci? Temmuz ayında, Murat Han 1 yaşındayken. Tamam, evet, Temmuz ilk kanala ayında çıktığımda benle olsaydım bebek karnımda kalbi durup ölmüştü. Yani eğer o zaman ölmeseydi, zaten ilişkiniz devam ediyordu. Eğer ölmeseydi ben şu an 6 aylık hamileydim tekrar Ömer'den. Rabbim duymuş ki Ömer'in arkamdan çevirdiği o planları, dolapları, o namussuzca, iffetsizce söylediklerini o bebeğin kalbini durarak benden aldı. Hı-hı. Ve ben lohusa halimle o ses kaydı, o arkamdan söylediği iftiralar, demiş ki Murat Han'ı çocuğum gibi sevmiyorum bile, ne ben bundan ikinci çocuğu yapacağım, o benim arkadaşlarımla beraber oluyor demiş. Şimdi zaten bunu bazı erkeklerde gördüğünüz bir şey İpek. Yoksa ne para isterdim Ömer'den, ne bir şey, hiçbir şey talep etmezdim, ben onunla mutlu mesut geçiniyordum kendimce. Yani şöyle kendimce bir şey, benim kadınlığıma, iffetime, namusuma ve çocuğuna karşı çok kötü sözler söylediğini, iftira attığını duyduğum için ben de hakkımı aramaya karar verdim. Yoksa benim de diyor sevdiğim adamdı. Parada ben pulda gözüm para yoktu ki veriyormuşum diyor ona vakti ama zamanında. Hak etmiyor olarak gördüğü için şimdi parasını istiyor aslında. Demek ki beni kandırmış zaten, dekontları var. Şimdi biz bazen erkeklerde görüyoruz. Birine, öbür kadını ona kötülüyor. O kadını da öbürüne kötülüyor. Böylelikle kadınlar da, şimdi kadınlara da benim buradan duyurum var. Bir erkek size gelip diğer hamile kadını, eşini ya da bir şekilde partneri olmuş kişiyi kötülüyorsa o erkekten adam olmaz. Bilin ki yarın öbür gün sizi de ötekine kötüler. O yüzden hep kadınlar birlik olacak. Bakın, kadınlar gelip birlik olacak. Yoksa erkek oynatır, ikisini de oynatır, üçünü de oynatır, dört kadını da oynatır. Onu ona kötülediği anda vay onu sevmiyor diyorsunuz. Hayır, onu kötülediği gibi sizi de diğerine kötülüyor. Bu bir fıtrattır. Aa, öbürünü sevmiyor, beni seviyor diye hiç düşünmeyin. Onun fıtratı nedir biliyor musunuz? Sizi de gidecek, öbür gün başkasına kötüleyecek. Çünkü adam olan erkek hayatına girmiş hiçbir kadını kötülemez, kötü demez. İffetiyle, ondan olan çocuğuyla ilgili kötü sözler söylemez. Dikkat edin. Hayatınıza giren adam olan eski karısını, hayatına girmiş diğer kadınları kötülüyorsa, aman beni daha çok sevdi, onları sevmemiş diye hiç sevinmeyin. Sıra size gelecek. Bunu unutmayın. Bunu sadece Ömer Bey için söylemiyorum. Bu diğer erkeklerde de, bazı erkeklerde de, herkese suç atmayalım. Gördüğüm bir şey, kötü biri, kötü kişilik yapıları ya da ahlaki değerlerden, vicdani değerlerden yoksunluk kişiye göre değişmez. Biri kötü söz söylüyorsa başkası hakkında, sıra size gelecektir. Veya birine ihanet ediyorsa, size geliyorsa sıra size gelecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar.